Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvel muttaqin, ellezine yu'minun bil gaybi ve yuqimun as-salah. Elhamdülillahi rabbil alemin, Errahmanirrahim. Sadakallah. Ve salatu ve selam ala seyyidina ve nebina ve habibina ve şefina Muhammed. Ve'fi anna ve gfir lana zunubana ya Rahman ya Rahim. Min al khayrat kullaha imaman ve delila. Rabbana ve terham amwatina ve sellim ahyana ve teşfi mardana ve tıkdı düğününa. Ve ila arvahna ve beytina hazırın ve kâsat. Allah'ım dayanamıyor ya. Allah'ım sebep olanların evini ateş düşsün Allah'ım. Hikmet Yusay'ın evini ateş düşsün, evlat ateşin. Sen beni yaktın Hikmet Yusay, Allah seni yaksın. O benim arkadaşımdı. O benim yoldaşımdı. O benim gururum aslanoğlumdu. O benim hasretimdi. O bana Allah'ın hediyesiydi. O bana Allah'ın hediyesiydi. Evet evet, burası iki daireden oluşmuş bir daha apartmanda tek birim olduğunu. Bakın, merdiven tarafından kopmuş, yıkılmış. Diğeri de içe batmış. O gece saat 2:30 gibiydi. Uyandım bir ara, lavaboya gittim. Baktım oğlum uyanık. Çok da mutluydu, çok çok güler yüzlü, elinde tablete oyun oynuyordu. Sabah okula gidecekti. Sonra işte gitti uyumaya, ben de uykuya geçtim ve uyandığımda işte deprem oluyordu. Önce yanımdakini de salladım, Yusuf uyan diye. Sonra alarmanca seslendim. Anneciğim deprem oluyor, anneciğim deprem oluyor, uyan oğlum dedim. 5-6 kez böyle söyledim. Bunu da bırakıp oraya gidemedim. Çok şiddetliydi. Yüzümüze işte bir şeyler dökülmeye başladı. Sesler geldi ve ben anladım artık çöküyor. Bir 6-7 defa la ilahe illallah dediğimi biliyorum ve şey dökülünce hemen gözlerimi kapatıp küçük oğlumun üstüne attım kendimi. O aradan sonra böyle altımızın yarıldığını ve yere düştük. Yere düştüğümüzde oğlum bana dedi ki anne buradan çıkalım artık. Anne bak buradan ışık görünüyor, biz buradan çıkabiliriz diye. Biraz zorlanarak çıktık ama çıktık yani. Sonra ben idrak edemedim. Küçüğünü getirdim buraya, bir yere koydu. Sonra arkaya gittim, tekrar aynı yere gitmek istedim ama yolu bulamadım. Çok karışıktı. Öğlen saatinde gittiğimde Ali'nin yorganını gördüm. Zannettim ki yorganı düşmüş, dedim o akıllıdır, kalkmıştır, şeye doğru gelmiştir, koridora diye arkamdan geldi, o bir yerden çıkacak diye umutla bekledim. Çok kötüydü her şey, yani 10 yıl önceydi, yeniydi burası, sıfır bir evdi burası, 100 bin dolar vermiştim. Ama en son 4-5 milyon lira arası fiyatlar söyleniyordu. Bu 4-5 milyon nedir ya, bu ne yani, neden? Bunun için mi yani? Bu mu? Çocuğum ısınsın diye aldığım eve bakın ya. Ben bunun sözünü de almışım. Evet, yakalanacak. Zaten söz verilmese de bana, ben yani devlet yetkililerine sonsuz güveniyorum bu anlamda. Bir an önce yakalanmalarını istiyorum. Benim zaten iki elim bu dünyada da öbür dünyada da onların yakasında. Ben acılı bir anneyim. Ben çok kötü durumdayım. Ben artık tükendim. Ben artık yarım bir insanım. Ben hayalleri yarım kalmış bir anneyim. Çocuğunuza ısınsın diye ev alıyorsunuz. 100 bin dolar para veriyorsunuz. Değeri 4-5 milyon lira diye evde oturuyorsunuz. Diyorsunuz ki sağlam. En güvenli dediğim yerde ben oğlumun ölüsünü aldım. Bakın, merdiven kısmından bu tek bir apartman, çift daireli bir apartman. Merdiven kısmından sağ tarafa bakın, şu kolonun orada. Normalde bize söyledikleri kilit olmalı. Ama bazı bile kişiler diyorlar ki hani bazı apartmanlarda gizli kiriş olur. Ama bilemiyorum tabii ki. Lakin eğer gizli kiriş var ise neden süs verildi o zaman, kiriş süsü? O zaman ben de onu sormak istiyorum onlara.
Demirler doğru kullanılmış, bütüncelik demirler böyle. Binaların bir çoğunda böyle yıkılma olmuş, ölmüş insanlar, bir sürü hayatlar. Bu müteahhidin Hikmet Günsay'ın yaptığı apartmanların bir çoğunun yıkıldığını duydum ben de. Ve hep yani demek ki sağlam yapmadığı binalardan yıkılıyor. Yani ne yapıyor, hangi tekniği uyguluyor ve yanlış yapıyor bilmiyorum. Ben önce buradan geldim buraya, baktım arka tarafa girilecek gibi değil. Nasıl çıktım ben buradan diyorum. Peki. Ben oğlum yüksü olmuyor buradan çıktım. İki tane komşum da çocuklarıyla. Şimdi burada bizim ciğerimiz yandı. Evlatımızı kaybettik. Zaten yapıyı da siz görüyorsunuz. Arka bina sağlam, karşı bina sağlam, yanındaki bina sağlam. Bizim bina yıkıldı. Aliye Uçar Apartmanı diyorum, Aliye Uçar Apartmanı. Yetkililerden artık gerçekten bir hareket bekliyoruz. Buranın müteahhiti Hikmet Günsay ve oğlu Burak Günsay. Birinci derecede suçlu onlardır. Yapanlar onlardır, kontrollerini sağlam yapacaklardı. İkincisi yapı denetimciler. Buraya nasıl imza verdiler, nasıl onay verdiler? Bu betonu nasıl kontrol ettiler? Bana yaşatılan acı Allah inşallah onlara da yaşatır. Bir evlat acısı nasıl oluyormuş onu görsünler. Onu yaşasınlar. O evlat acısını yaşasınlar. Buraya sebep olan, imza atan herkes o acıyı yaşasın. Bunu istiyoruz. Bizler rahatlayacak mıyız? Hayır. Ama birazcık olsun içimiz soğuyacak. Yaşım 11, kilom 39, boyum 1.47.